bulunacağını söylüyor. Birçok konu başlıkları görüşülüyor. Yani ülkenin, milletin gündemde olan en önemli başlıkları çözülüyor. Belediyelerin sorunları ile ilgili, bazı yasal düzenlemelerle ilgili, memur, emekli, birçok sorunlarının çözümünü bekleyen vatandaşları ilgilendiren, ne kadar güzel bir adım. Ondan sonra tekrar Özgür Özel Bey gidiyor. Bu sefer Cumhur İttifakı'nın en önemli bileşenlerinden ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile görüşüyor. O Cumhurbaşkanımızla görüştüğü konuların gündeme geldiği bunlar, yani resmi açıklama yapılmasa da yapılan açıklamalardan görüyoruz. Ya ben 85 milyondan bir kişi olarak bundan acayip bir memnuniyet duyduğumu belirtirim. Bu görüşmelerin hiçbir kimseye bir zararı olmaz. Mensup olduğu partiye zararı olmaz. Bunun faydası olur. Kime olur? 85 milyonu olur. Yani ister sizin partiye oy vermiş olsun, vermemiş olsun. Bakın işte geçen seçimde mesela, bir önceki seçimde sizin partiye diyelim, Cumhuriyet Halk Parti'ye oy vermeyenler oy verdi. Veya AK Parti'ye oy verenler sandığa gitmedi belki. Belki gittiyse de başka partiye oy verdi. Bir de yani biz Bu bu konuları bir partiler olarak elbette ki faaliyet... derli toplu tartışacağız ama bu Tamam. anormalleşme sorusuna bir yanıt alamadım efendim. Yani burada Kemal Kılıçdaroğlu mu anormalleştirmişti? Ya Kemal Kılıçdaroğlu gerginleştiriyordu olayı. Yani netice itibariyle saray diyor işte ve oraya gidenleri eleştiriyor. Sarayı, Cumhurbaşkanlığı makamını böyle hafife alacak cümleler kullanıyor. Mesela bunu hemen Özgür Özel bana randevuya ev sahibi nereye verirse giderim. Bu başlı başına son derece önemli. Yani burada gerginleştiren kim gerginleştirir? Genelde açık konuşmak gerekirse yani partilerin temsilcileri, vekilleri, üst yöneticileri, bütün mensupları genel başkana göre hareket eder. Eğer genel başkan böyle bir ilişkilerdeki açıklamalarını, gerginliği diğer altta kimse, en birinci yardımcısı bile onun üzerine çıkamaz. Dolayısıyla yani burada şu çok net olarak görüldü. Kemal Bey'in ayrılmasıyla beraber yeni yönetimin genel başkanı seçimlerden hemen sonra bir görüşme talebinde bulunup görüşmesi, meclisteki o güzel ortam, kim bunun şeyi, yani Cumhuriyet Halk Partisi adına bakarsak bunun mimarı kim? Evet. Bunun mimarı Genel Peki, Başkan aynı Özgür soruyu Özel. Yaşar Bey'e de Daha önce sormak diyelim isterim ki bir müsaadenizle. cümleyle, daha sizin sorunuz anlaşılmadığı için bir cümleyle de diyelim ki Genel Başkan değişmeden bu ortamlar oluşsaydı, aynı şeyler olsaydı Kemal Bey bunu yapmazdı işte. Peki burada bir son cümlem de bu. Bundan millet memnun oldu mu? Peki. Çoğunluk memnun oldu mu? Buna bakmak lazım. Döneceğiz efendim. Bu konuya da döneceğiz. Tabii getirisine Tamam. götürüsüne bakacağız ama Yaşar